söylüyorlar. Bir ikincisi head impulse test, baş sallama testi. Burada temelde vestibülo oküler reflekse bakıyoruz. Hasta gözlerini muayene eden kişinin burnunda sabit bir noktaya koyduğunda, siz başını 30 derecelik açılarla çevirdiğinizde hasta yine burnunuza bakmaya devam etmeli. Eğer bir yakalayıcı sakkat oluyorsa bu periferik sebepleri işaret ediyor. Bu üçüncüsü gösterilen de kapama testi ya da screw test. Gördüğünüz gibi hastanın tek gözünü kapadığınızda öbür gözünde bir refiksasyon oluyor. İşte bu da santral sebepleri gösteriyor ve bu üç basamaklı göz hareketleri muayenesinin en az bir tanesinin pozitif olması çok şiddetli santral vertigoyu gösteriyor. Kısaca hatırlatmak için santral ve periferik vertigo ayırıcı tanısını sizlere getirdim. Az önce bahsettiğim gibi vertikal mutlaka santral nedenleri işaret ediyor. Bakış yönüyle, yani hem sağa döndüğünüzde hızlı fazı sağa vurması, sola döndüğünüzde hızlı fazı sola dönmesi santral nedenleri işaret ediyor. Tekrar ile yorulmaması, vizyal fiksasyonda baskılanmaması santral nistagmus lehine. Peki, yine şöyle literatüre baktığımızda neler görüyoruz? Dizziness ve vertigo şikayetiyle acil servise başvuran hastaların %4-6'sı serebrovasküler olaylar nedeniyle başvuruyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak beyin sapı ve serebellar inme nedeniyle geliyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada 1,5 milyon insan taranmış. Ve bunların benim sebepler tanısı konularak eve yollanan hastaların %1'inin 30 gün içinde inme geliştirdiği görülmüş. Yani 1,5 milyonda %1 az bir rakam değil. Ve özellikle vertebral baziler yetmezliği eğer atlarsak burada erken dönemde nüks ve inme gelişme riski çok yüksek. Peki hangi vasküler yapılar, vasküler santral inmeye sebep olabiliyor? Bunlardan en sık karşımıza çıkan lateral medüller sendrom, Wallenberg sendromu. Az önce bahsettiğim gibi progresif gidişli bir genellikle başlangıç oluyor ve izole vertigo ile klinik verebiliyor. Dolayısıyla vasküler risk faktörlerinin ve üç basamaklı göz hareketleri muayenesinin iyi araştırılması gerek böyle yaşlı özellikle ve vasküler risk faktörü olan hastalarda. AICA enfarktı vertigo ile prezente olabiliyor. Vertebrobaziler yetmezlik, süperiyer serebeller arter tutulumu enfarktı. Vasküler santral vertigo sebepleri arasında. Bir de elbette ki intraserebral hematomlar var, serebellumun ya da beyin sapının. Ama bunlar zaten çok gürültülü başlıyor, kan basıncı çok yüksek oluyor ve en güzel tarafı ne? BT'de çıkıyor. Dolayısıyla kafamız daha az karışıyor. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yapılan çalışmalar ilk 24-48 saatte MR'ın yanlış negatiflik oranını arka sistem inmelerinde %12 ile %20 arasında gösteriyor. Dolayısıyla bizim elimizde başka tool'lar, araçlar olmalı ki bu santral ve periferik vertigoyu güzelce ayırt edebilelim. Yine periferik vertigoyu taklit eden bir sebep var. Bunun da hani aklınızda kalmasını isterim. Biz vertigo ve işitme kaybı ve çınlamayla bize gelen bir hastada ilk aklımıza neyi getiriyoruz? Meniere hastalığını getiriyoruz. Ama AICA enfarktı, anterior inferior cerebellar enfarkt, özellikle parsiyel olarak başladığında yapılan çalışmalarda %8 ila %30 oranında izole vertigo, çınlama ve işitme kaybıyla prezente olabiliyor. Burada yine tekrar vasküler risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Çünkü Meniere hastaları genellikle daha orta yaşlı hastalar.
Yine az önce bahsettiğim Newman Toker ve arkadaşları John Hopkins'ten bunun üzerine HINTS de yetmez, bir de HINTS Plus yapalım demişler. Yani yaşlı, vasküler risk faktörü olan hastalarda ayık ayı atlamamak için bir de işitmeyi tek yanlı akut gelişen işitme kaybını soralım demişler. Yine bunu çalıştıkları çalışmalarında erken dönem MR negatif hastalarda bu HINTS Plus'ın duyarlılığını ve özgürlüğünü yüksek bulmuşlar. Peki görüntülemeyi ne zaman yapalım? HINTS veya HINTS Plus bir ya da daha fazla anormal bulgu varsa, bunların ikisinden birinde bir patoloji varsa, elbette ki hastanın nörolojik muayenesinde bir problem varsa, akut vestibüler sendromu olan hastada HINTS normal olsa bile tek yanlı akut gelişen, demin söylediğim gibi bir işitme kaybı varsa ve genç hastalarda, özellikle boyun ağrısı olan genç hastalarda izole vertigo ile geldiğinde vertebral arter diseksiyonunu mutlaka ve mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hastalara da görüntüleme yapmak lazım. Şimdi acil serviste arka sistem inmelerini tanımak kolay değil. Neden kolay değil? Literatür bunu üç ana başlıkta özetliyor. Bunlardan bir tanesi hasta böyle daha silik semptomlarla geliyor ve aşikar nörolojik bulguları olmuyor. O yüzden tanımakta zorluk çekiyoruz. Bir diğeri, bu hastalar en sıklıkla lateral mediller sendrom ya da serebeller enfarktı oluyorlar ve burada da bir motor tutulumu olmuyor. Yani hemiparaziyi tanımak kolay. Dolayısıyla bu motor tutulumun olmaması da insanın aklını daha çok periferik sebeplere kaydırabiliyor. Bir üçüncüsü de ve en çok hani güvendiğimiz BT çektik, difüzyon MR çektik, negatif. Oh güzel, bu santral sebeplerden kaynaklanmıyor. Az önce konuştuğumuz üzere MR ilk 24-48 saatte yanlış negatif olabiliyor. Dolayısıyla MR'a fazla güvenmemek lazım. Şimdi konuşmama hazırlanırken tekrar bir PubMed'i gözden geçirdim. Sizin hoşunuza gidebilecek bir çalışma buldum. Bu bizim yine güzel nöroloji dergilerinden birinde çıkmış. Siz bu triyaj sistemini çok seviyorsunuz ya acil serviste. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Nasıl bir triyaj yapalım ki santral vertigoyu tanıyalım demişler. Şöyle bir sonuç bulmuş araştırmacılar. Eğer sürekli bir vertigo varsa ve ataksi varsa, bu non pozisyonel değilse, bu ileride yapılacak prospektif çalışmalarda acil serviste santral vertigonun tanınması için bir algoritma geliştirmek, triyaj algoritması geliştirmek için kullanılabilir gibi bir sonuca varmışlar. Şimdi son söz santral vertigo ile ilgili neleri aklımızda tutalım? Nörolojik muayene bulguları erken dönemde normal olabilir, silik olabilir. Bu üç basamaklı göz hareketleri muayenesi, özellikle nistagmus ve diğerleri oldukça önemli. İnme gelişme vasküler risk faktörleri açısından ABCD2 skorunu bilmek, akılda tutmak güzel olabilir. Eğer eşlik eden akut başlayan bir işitme patolojisi varsa ve bu özellikle yaşlı bir hastaysa, vasküler risk faktörleri varsa, bu Meniere olmayabilir, ayık ayı enfarktı olabilir. Ve erken dönemde 24-48 saatte MR'ın yanlış negatifliği %20'ye varabiliyor. Peki tedavide ne yapalım? Siz bunu zaten çok güzel yapıyorsunuz. Semptomatik tedavi yapıyoruz. Antiemetik veriyoruz. Vestibüle süpresanlar veriyoruz. Eğer bu vestibüler nöronit netleşmişse kortikosteroid verebiliyoruz. Altta yatan bir metabolik imbalans varsa bunu tedavi ediyoruz. Sonra da hastayı tabuca ediyoruz. Hastayı tabuca ediyoruz ama hasta sonrasında acaba ne kadar kolaylıkla KBB ve nörolojiye ulaşabiliyor ve o yoğunlukta kendi derdine uzun uzun sormamız gereken vertigo sorularının cevaplarını ne kadar rahat verebiliyor o poliklinik şartlarında? Yani Türkiye'de bunu bilmek çok mümkün değil. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bu bağlamda eğer hastaya bir katkımız olsun istiyorsak, siz bu hastaları yollarken
Bir reçete elbette düzenliyorsunuz. Nasıl bir reçete düzenlemelisiniz? Ben bilimsel literatürde onun karşılığını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beta histin yapılan çalışmalarda vertigoda vestibüler kompansasyonu kolaylaştırıyor. Buna faydası var. Bunu hem damar ağı, damar sistemi üzerinden hem santral hem de periferik vestibüler sistem üzerinden ve histamin üzerinden yapıyor. Yapılan çalışmalar vertigonun uzun vadeli kontrolü, denge ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söylüyor. Bu da son slaytım. Bu yine çok iyi bir ve impaktı çok yüksek olan bir kulak burun boğaz dergisi. Burada yapılan meta analizleri ve klinik çalışmaları gözden geçirerek bir review gözden geçirmeye yazmışlar. Beta histinin etkinliğine ve güvenilirliğine bakmışlar ve periferik vestibüler hastalıklarda BPPV, Meniere hastalığı, vestibüler nöronitte etkin ve güvenilir olduğunu klinik çalışmaların ve meta analizlerin gösterdiğini saptamışlar. Peki hangi dozda verelim diye bakmışlar. Doğru dozun 48 miligram olarak önerildiği çalışmalarda görülmüş. Yani biz bir hastaya reçete yazarken ben kendi kliniğimde 2 çarpı 24 miligram olarak başlıyorum. Ve burada son olarak son kısımda da altı çizili görüldüğü gibi bunu 3 aya kadar uzatmak mümkün periferik vestibüler durumlarda. Olay eğer santral ise tabii işler tamamen başka bir yere gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz Pınar Hocam'a bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de belirttiğim gibi vertigo bizim için hakikaten kafa karıştıran zor acil servis başvurularından bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden birinin de ayırıcı tanı listemizin öyle kolay olmaması olduğunu söylemiştik. Pınar Hocam çok güzel saptamalarla periferik ve santralde ayırıcı tanıyı nasıl yapabileceğimize güzel vurgular yaptı. Bu konuda salondan sorusu olan arkadaşımız var mıdır? Soru ya da katkı? Buyurun, bir el görüyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben bir acil tıp camiası çalışanı olarak aşağı yukarı 15 yıldır çalışanım. Bana sorarsanız en sevmediğin iki semptom hangisi derseniz bir bulantı derim, iki de baş dönmesi derim. Gerçekten hiç sevmediğim iki semptom. Hepimiz için öyle değil mi? Çünkü hepimiz için de benzer bir semptom ve bunların çok ciddi bir karşılığı, hani elle tutulan bir karşılığı yok elimizde. Şimdi bunlara istinaden hasta bir acil servise başvurduktan sonra bu semptomlarda minimal bir gerileme olduğu zaman hani biraz daha taburculuk yönüne tercih kullanmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi MR ve BT'de özellikle MR'da %20'ye neredeyse 5 hastadan birinde bir SVO riski 24 saat 48 saat sonra çıkıyor. Yani şuradan şunu mu anlayalım? Ön tanılarınız hala ayırıcı tanılarınız çok netleşmemişse hastayı en az bir gün ya da iki gün ya da üç gün ikinci MR için tutalım mı? Yoksa yani servis yatışı için destek mi alalım nöroloji ekibinden? Burada bir açık kapı kaldı gibi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok kritik bir soru sordunuz gerçekten. Aslında bu konuştuklarımızı özetlediğimizde bir hastanın vasküler risk faktörleri varsa doktor bey, yani az önce konuştuğumuz o ABCD2 skoru aslında işte hipertansiyonu, diyabeti varsa, yaşlı bir hastaysa burada santral olayların şüphesini daha yüksek olarak düşünmek lazım. Bir ikincisi de bu bahsettiğim mesela hasta gerçekten akut vestibüler sendrom ile gelmişse yani çok gürültülü, bulantılı, kusmalı, gözünü açamıyor öyle hastalarımız var. Vestibüler nöronit mi, arka sistem inme mi? Burada
Nistagmus en kolayından, tabii ki head impulse test yapın demiyorum size. Ama nistagmusa bakmak, diyelim ki vertikal nistagmus baktınız, yani gördünüz. Sağ baktığında hastanın sağ vuran nistagmusu var. Ama end point'i aşan bir nistagmus, yorulmuyor bu nistagmus. İşte sola baktığınızda sola vuran bir nistagmus var. Gözlerine bakıyorsunuz, gözleri horizontal olarak eş düzlemde durmuyor. Hasta yatakta bile gövde ataksisi nedeniyle devrilme eğiliminde. Böyle bir hastada bence nörolojiyi puşe etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani santral şüpheniz yüksek olduğunda bu hastayı yollamamak lazım. Takip edip bilimsel literatürde de önerildiği üzere mutlaka ve mutlaka mükerrer MR'lar çekmek gerekiyor. Evet, Pınar Hocam'a katılıyorum. Acil servislerde Doktor Bey'e de çok yakından katılıyorum. Gerçekten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Başlamadan önce Pınar Hocam'la tatlı bir muhabbetimiz oldu. Orada da değindik. Gerçekten bu hastaları ne yapacağımızı bilememek. Çoğunlukla zaten semptomlarının gerilemediğini ifade ederler. Gerileyenlerin de ilaçlara bağlı semptomları ortaya çıkmıştır. Dramamine bağlı, metpamite bağlı başka semptomları ortaya çıkmıştır. Sanki biraz bu konuda işte bizim gözlemimiz olayı rahatlatacak gibi duruyor. Bir başka konuda Amerika'da yapılan bir çalışma göstermiş ki biz bu hastaların acilciler olarak burada biz öyle bir öz eleştiri yaparak devam etmek istiyorum. Üçte birine acile yanlış tanı koyuyoruz. Bunlar polikliniğe gittiği zaman tanıları değişiyor. Bunun sebebi belki bizlerin semptomatik tedaviyi nörolojik muayenenin önüne alması, yine görüntülemeyi nörolojik muayenenin önüne alması, bazı sıralamaları değiştirmemiz, değil mi Pınar Hocam? Katılır mısınız bize bilmiyorum. Buradaki hocam çok güzel değindi. İyi bir anemnez ve fizik muayeneyle başlamak, bunları detaylı olarak yapmak elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine hala daha handikaplarımız yok mu? Mesela Pınar Hocam'a sormak isterim. Görüntülemesi normal bir hastaya nöroloji konsültasyonu istediğiniz zaman salon ne diyecek, nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Pınar Hocam ne hisseder? Ve özellikle de vurgu yaptı hocam. Bu hastalar evet görüntülemesi normal olmasına rağmen santral sebep riskini hala taşıyorlar. Ben de bunlara özel vurgu yapmak istiyorum bugünün sonunda. Bilmiyorum hocam sizin ek bir söyleyeceğiniz olur mu bununla ilgili? Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında iyi bir anamnez. Ben tabii poliklinikte artık çok fazla vertigo göre hani konuşunca aslında tanıyı koyuyorsunuz. Nasıl siz de kendi çok yaptığınız işlerde aslında öyküyle tanıyı büyük ölçüde kafanızda oturtmuş sonra muayenenizle bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Vertigo'da da böyle. Ama elbette ki sizin böyle bir temel hani uzmanlaşma gibi bir ne zamanınız ne de işiniz o değil. Ben sadece size böyle hani kompakt bir bilgi getirmek istedim. Bir de yine vurgulamak lazım ki bu hastalar gittikleri zaman kulak burun boğaz polikliniklerinde de nöroloji polikliniklerinde de aslında bu konuyla ilgilenmeyen uzmanlarla karşılaştıklarında yine tanı almakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. O anlamda bari hastaya en azından taburcu edilirken doğru ilacı doğru dozda vermek de hasta adına büyük bir iyilik diye düşünüyorum ben. Bu konuşmanın sonunda da özellikle hani onu vurgulamak belki güzel olabilir. Evet, kesinlikle rahatlatıcı tedavi burada bu hastalar çok dramatik tablolar içerisinde gelebildikleri için de özel olarak önemli. Ona da ayrıca vurgu yapmış olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Salondan başka soruya da katkı var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela sanırım katılımcılarımız Türkiye'nin değişik bölgelerinden dağılmışlar. Mesela siz nöroloji ya da KBB konsültasyonu istediğinizde hemen buna ulaşabiliyor musunuz? Ne kadar kişi hemen yani nöroloji bir 5 dakikada 10 dakikada acil servise geliyor diyebilir? Hocam mikrofon elimin altında olduğu için soruya öncelikle ben cevap vereyim. O arada salondan belki cevap vermek isteyen arkadaşlarım olur. KBB konsültasyonu yaptırmak zaten vertigo hastasına hayal gibi. Ben Erzurum'da bizim tecrübemiz böyle değil mi? Erzurum ekibi. Ancak KBB polikliniğine çağrılır bu hastalar. Nöroloji konsültasyonunda az evvel aslında değindim. Hele de görüntülemesi normal bir hastaya çok çok zor. KBB'yi bırakın nöroloji konsültasyonu bile çok çok zor. Salondan başka Pınar Hocam'ın sorusuna
tespitleri olan var mı? Herkes öyle düşünüyor herhalde Zeynep Hocam. Mikrofon elimdeyken önce ben sızlandım. Ama diğer arkadaşlarımın da belki kendilerine yönelik tecrübeleri vardır. Çok ciddi bu konuda sorun yaşadığımız bir gerçek. Evet, başka soruya da katkımız yoksa ben Pınar Hocama çok teşekkür ederek bu zahmeti için, buradaki güzel sunumu için çok teşekkür ederek yine Evita bu konuya verdiği değere, bize acilcilere sağladığı katkıya teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Elif Hanım'a ve Evit firmasına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kafe break yok. Devam edeceğiz. Bütün hızıyla bilimsel aktivasyonumuz devam ediyor. Kafe bireyimiz bulunmamaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Kolaylıklar diliyorum devamında kongrenizin. And I have the honor to be the chair together with my colleague Figen Kosken, and my name is Barbara Hogan, past president from the European Society for Emergency Medicine. I also say thank you very much for joining our panel on artificial intelligence and its implication for emergency medicine. I think the last decade shows the revolutionary potential of AI in healthcare. I am glad to be here today with three of my emergency medicine colleagues. And first of all, Dr. Sevilay Vural is an emergency physician at Yozgat Bozak University, and she is a candidate for AI-powered research in emergency medicine in Turkey. I would like to invite her for her lecture. Thank you, Dr. Joshkun and Dr. Hogan. It was a really generous introduction. I am really thrilled to participate in this session, and hello everyone. I want to thank you for all to joining us. We are here to talk about a fascinating topic today, artificial intelligence and emergency medicine. During the session, I will use the short form of artificial intelligence as AI. I guess that most of us do not have any experience with AI-powered technologies yet. And today, I aim to briefly present the newly emerging literature with you. Our objectives are to define AI and its subfields. I will shortly review what has been done in AI and the potential direction of the field of emergency medicine with the general concerns. With the improvements in computer sciences during the last 50 years, we can digitalize information in form of one and zero. We can store large amount of information in the form of data sets, and we are now able to process information at a complex level that we could not even imagine before. AI technologies will likely change medicine, and EM will not be exception. In fact, we are not so far from AI application in our daily lives. For example, if I say the words Siri or Alexa a bit loudly, most of your phones will react to it. The technology behind this is natural language processing. Or whenever you use an internet search engine like Google, it predicts what you are looking for, which is a bit frightening. Or whenever you use any social media application, it presents some specific commercials that you probably will be interested in. The technologies behind them are machine learning and deep learning. So AI is already in our lives, but what about medicine, especially emergency medicine? And maybe the first question can be,
do we need AI in EM? We are the emergency hot points, the front doors for the entire healthcare system, and the primary source of hospital admissions. So considering the population we serve is aging and rapidly growing, and the other side, high medical error rates, ED crowding, chaotic and stressful environment, we are really under constant pressure. All these concerns are not going to go away by simply increasing the number of the physicians. So we do need faster, safer, and easier emergency patient care in our emergency departments. So we can say it seems that AI can help. I know that AI algorithms and methods are a very challenging concept for to comprehend for physicians. We are not computer scientists, we are not mathematicians or software developers. Most of us do not have any clue about coding or software language. But let's start from the basics. AI is a big term. It stands for teaching a computer how to learn. Learning goal determines the extent of AI. If you teach a computer, act like a human on a wide range, we call it general AI. If it exceeds human intelligence, then it's called super AI. But these two are what the science fiction movies focus on today's world. And finally, our focus narrow AI. Narrow AI represent a designed program to solve one singular or limited task. But how to teach a program how to learn? We have to design, write down the goal, which is the teaching point, in a language that a computer understands. It's like writing a math formula, in fact. What this formula does is that its course depends on the success with each step. The algorithms, in fact, experiments on the data that you give it. It works until it gets the highest score by creating the most effective strategy. The algorithm takes the information of tens of thousands of patients, also known as big data, and it uses it to predict what will happen to a particular patient. By this way, it can identify whom to treat, when to treat, and what to treat with. Success rate is generally possible with enough data and expected better than human comparators. As I mentioned before, AI is a big term that stands for a machine's learning and problem-solving ability at a human level. It reaches this ability mainly through machine learning, deep learning, and artificial neural network methods. In here, machine learning is the most common way of doing this. We will also encounter the other terms as well. Since machine learning is the most common AI subfield, I want to mention how machine learning learns. Machine learning uses three different learning techniques to build its model. They are supervised, unsupervised, and reinforcement. If a closer look, it means that supervised learning is presents just like a teacher-student or parent-child interaction. You showed your student or your child an object, and you call it a pen, and expected him or her to learn it as a pen. On the other side, unsupervised learning, there was no teacher, no parent, or no label, no identification of that object. You give different kinds of objects, a pen, a pencil, a book, or an eraser to your student or your child without mentioning its name, and then leave him or her alone to find a way to group them. And lastly, reinforcement methods. These different learning techniques are used for different purposes. Like, for example, as you see, AIM is calculating outcomes
in supervised machine learning. For unsupervised machine learning, it's discovering underlying patterns. And reinforcement machine learning learns a series of action. If you perform a literature search on PubMed with the words artificial intelligence or machine learning or deep learning and medicine, you will find over 25,000 studies in medicine. If we change the word emergency medicine from medicine, the number is approximately 700. Even with a simple literature search attempt, we can conclude that most of the papers were published in the last 10 years, and for EM, it's in the last 5 years. The number of the papers are increasing exponentially, as you see. And lastly, EM AI studies only 2.6% of all AI studies in the medicine. The possibility of encountering AI-based research is increasing day by day. And you can ask why to evaluate AI-based studies. It's because to evaluate, discuss, and reach a consensus about an AI-driven technology implementation into EM. So EM physicians shall understand the basics, how the algorithms are created, critically assess the source of the data used to develop the statistical models, and understand the model function. By this way, we have a voice and we have opinion about EM technologies. And so we can say we shall learn the basics. However, do we know how to evaluate them? It's a bit new area for all of us. There's an example for reviewers, authors, and readers from the radiology editorial board. But EM does not have a clear roadmap yet. And I think we have to create it as soon as possible. Other than this one, it will not be enough to make a guideline for authors, readers, and reviewers. Also, integrating this topic into the training phase of medicine and even emergency medicine can be essential. In fact, there is some discussion in the current literature about this. It's just learning maybe radiography or ultrasound physics during EM training. We already learned some familiar technologies and general concepts behind them in medical school and later during our EM training. I think in the future, we will add an AI technology section to the curriculum as well. Now, after this, questions, we can turn back to review the literature. A systematic review on AI in emergency medicine evaluated 150 studies published until February 2020. It presents the profile in terms of design, setting, outcome, and adopted EM AI technology. They found out that most of the studies used retrospective diagnostic accuracy design. Only 10% of them are prospective cohorts. Most of the studies conducted within the emergency department, also they primarily focused on prediction, diagnosis, and triage. The most preferred AI methodology were the machine learning group, especially the supervised machine learning. When we have a closer look at the featured studies, we can see that AI is already making an impact in each step of a patient in the ED. And we will talk about each step a bit wider now. For example, study one is achieved shorter pre-hospital emergency medical services time, response time, with an AI model on GPS parameters. Study two showed that it's possible to
classify recitative cardiac rhythms during EMS transport. Study 3 tested an AI model could recognize out-of-hospital cardiac arrest from audio files to the emergency medical dispatcher center and found better results than human dispatchers, interestingly. Study 4, a weather effects research, demonstrated that AI could predict trauma validity and acuity with forecast parameters. Study 5, an algorithm can show that an algorithm can accurately predict the need for the critical care of patients using information during EMS. And lastly, study 6 showed AI can use to make prompt decisions for patients. For example, whether or not to transport a patient to the hospital by an ambulance. After pre-hospital stage, we can go on triage a bit faster. AI technologies are better at general triaging upon emergency department admissions, and they are faster, especially in specific scenarios like sepsis. They can predict sepsis, for example, even 12 hours earlier than the traditional early warning systems. ED investigations, the researchers showed that they could be used for EKG analysis, as you see, chest X-ray evaluation, fracture assessment, the detection of COVID-19 involvement in lungs, free fluid detection on ultrasound, and hemorrhage assessment in brain CTs. They can be also beneficial in converting, clustering, and making predictions on audio records into medical parameters as well. And lastly, this positioning stage. They even show great performance for safer discharge from EDs. Therefore, it can prevent prolonged hospitalization, high costs, and maintain ideal emergency department turnover. So you may wonder the clinical implication of these studies. Are these studies put into practice or are they at theoretical level? We can classify them into three groups. Commercially available ones, current now, near future possibilities, and speculative systems for distant future. Let's start with the commercially available systems. And I will only mention the approved one here. In the term of medicine, 222 devices were approved in the USA and 240 devices in Europe. The number of the approved AI and machine learning-based devices has increased substantially since the 2015 and with many approved for use in, especially in radiology. In one study published in Nature, showed the approved AI-powered medical technologies. They showed the departmental distribution of these medical technologies, and you can see this massive figure right now. We can follow, as you see, no, you cannot see. Okay, the emergency medicine is at the bottom, the second at the bottom line, as you see. And you can see it's now related with the assessment of pneumothorax and fracture detection. But if you have a closer look at the list, there is another options, another applications that can be used also in EM as well. For example, hemorrhage detection in CTs. Or another option is EKG detection, EKG rhythm analysis. For the near future ones, future possibilities, they are expected to be similar technologies to those that are currently available. With the maturation of training techniques, advances in the computing systems, and expansion of the available training data, systems that seem theoretical or impractical today will become achievable. And finally, for far future presents infinite possibilities for AI. If you are a, for example, Star Trek fan, you are
familiar with the Emergency Medical Hologramic Program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you lots of AI-based studies in a short time. Their model performances generally show good or near-perfect fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are humans ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. From a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical AI, even they outperform human doctors. And lastly, general concerns about the AI. There are the black box phenomenon, scientific evidence, data input, dealing with those data, privacy, data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. There are some important concerns regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are but really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial intelligence system whose input and operations are not visible to the users or another interested party. It means that we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, but algorithm A receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new algorithm B has formed and needs a reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal finding, such a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Or should we change medical malpractice law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI, as in a nutshell, and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decision to make, but I believe that AI has a huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the presentation just after the lecture. Does anybody have any chance and any questions? I have one question. So I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, good morning, Alexa, then Alexa said, oh, you are ill, I can call your doctor, I will take a prescription and I will call the pharmacy and then you get your medication. And this is not scientifically correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Boomer in a while. So what do you think?
about these Amazon and Alexa that they are doing already? They are using, as I said before, natural language processing methods to understand us, to make a connection what we are in need for. So it's a bit frightening, I think, but we have to convert this technology to use, for example, if in case of medicine, to get better health care. Yeah, I think. Okay, thank you. Any questions? I have a suggestion. If one day in the emergency medicine, prototype doctors, allergic doctors will take our position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in emergency medicine, doctor's name is Dr. Bashar Candar. What do you think about this? Because he worked too much for us, emergency medicine in Turkey. Is it okay, Bashar? Thank you very much, Dr. Figen. Dr. Barbara Figen is past president of UPAD. I take the presidency from Dr. Figen, of course. I think you are before me, Dr. Figen, for that. Okay, then thank you very much for your presentation, your answers. And now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Buma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He is coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Buma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me to come over here and give this presentation to you. I had a wonderful introduction by Sevilay. It's a very good, it's a good overview of AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier is that we do consider that we should collect proper data, because I think garbage in is garbage out, and also validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen, we have developed a research infrastructure that allows us to collect prospectively real-world data to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this presentation. So this is where I come from. This is the city of Groningen. On the left-hand side, you see our forum. It's a huge cultural building. And below, you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the Netherlands. When we're working at the ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients at risk for deterioration. Diagnosis is a timely effort, and it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. And of course, we do have some simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how sick the patient is at the moment? So that's what I will discuss in the first part of my presentation. It's called clinical impression, or also called gestalt. And one of the examples of gestalt is what's shown here, the image. If you look at it, some people see a young lady watching over her right shoulder, and other people might see a grumpy old witch.
So that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and what you see in it. And next I will explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, proper data, real world, to develop artificial intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores. But if you look at them over time, we have the SEERS scores, we have the QSOFA now at the ED, but they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and the nurse, and to illustrate on the right-hand corner, you can see that it had a pretty good sensitivity and specificity, better than the PIRO and the QSOFA score, to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. On the other hand, we moved on because the next question is, can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And it's pretty hard, it seemed. We started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with experts, physicians from acute and emergency medicine, and we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that make our clinical impression? We had multiple rounds of discussion to reach consensus, and based on this output from these meetings, we developed an instrument, a survey that we used to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here, we saw that this clinical impression, again, predicts ICU admission, in-hospital mortality, and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have an R-square of 0.4. So around 40% of the variation in the clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is, but still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU just based on this first impression that you have. So we have some factors that we understand that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to collect big data to develop this acute precision medicine. The aim, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict severity of illness, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring the condition of the patient, for example, 24/7. And at our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. We collect data from all visits, using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. We have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions, we interview them, we send them surveys to inform about their current experienced health. And we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces, and hair when they arrive to the ED. So the aim of this data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. And as I said during my first slide already, it's you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. So here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED.
for us, it's also an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient. And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions, and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, but it also can be used to test AI algorithms. Most important is that we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED 7 days a week who screens everyone entering the ED, whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. We connect with pre-hospital databases from the ambulance to get pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. We use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connect with external databases to determine whether the patient is still alive after discharge, and for example, also with a health insurance company to assess the healthcare usage after hospitalization. So a brief overview of what we're collecting, data about the ED visit, of course, family history, but I think something that might be promising and where I come back to it in my final slide is the clinical impression, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria. Since patients come with a complaint or a certain illness to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. From the most sick patients, who are trias red or orange, using the emergency severity index, we collect everything, blood, surveys that are collected during hospitalization after 3 months and again after 12 months. And on the other side, you see all other patients there, we collect vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because we ask a lot of patients for a lot of information, of course. It's a biobank, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. The central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations, and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. For the reuse of data, we only use an opt-out system. So patients are informed, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we use their data for research. So we have a huge data bank, and if people, researchers, would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Within our steering group, we determine whether we have the data, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? We have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work toward clinical decision support tools. Among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED. You will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability that can be indicative of deterioration. We have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will measure metabolite patterns in exhaled breath, which seem to be, we hypothesize that they're reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a brief information about our computer vision project, where we use face recognition
to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient. So this is what we do. It's inspired by the clinical impression score, because of course what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. So we decided, well, if we can see it, would a computer also be able to see it? So we have labeled photographs from patients who have a certain outcome. The researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Because you need machine learning or deep learning techniques are rather data hungry, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Because first you need to train the algorithm so that the algorithm understands a face and eyes and a nose and a mouth. But it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in-hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network, and it's illustrated here. The idea is that you have an image, and the image is complicated, of course. You can see it in the red square, it's a smiley, but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code, in short. And that's something that the computer can use to calculate and associate with the outcome. And of course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patient is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make promising algorithms. So with that, I would like to end my presentation. And here's my contact information. Would like to contact me afterwards. Thank you for your listening, and happy to answer any questions. Thank you very much, Dr. Yuma, for this interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, wow. Okay. Dr. Betchett has a question. Yeah, a simple question. Thank you very much, Dr. Bima, for your nice presentation. It was really interesting. Just a short question is that, do you need to train your team about collecting the knowledge about the patients, the data? Is it needed to have courses for the staff, I mean for the secretary, for the doctors and others? And do you mean the people who are collecting the data, the research staff? Yeah, do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have a lot of, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians contributing to our research. Everyone has its own function and is also trained for that specific function. And specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, it's you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for are the passport photographs, which is very challenging to collect at the ED. One risk with developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and the algorithm, you feed the algorithm with these photographs, that the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, a background of the shock room instead of another room at the ED, or oxygen supply, or... So what we are trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression to predict the outcome. Yes, another question over there with the right, over the red shirt. No.
No questions? Sir? No. Sorry. So then, thank you very much indeed for your presentation. And and now we have online Dr. Francesco Moya. He is Director of International Medical Services, Consultant and Emergency Medicine in the VITASC Sanit International Hospital in Malaga in Spain. He is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine, and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome, Francesco. Merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, I would like to thank Professor Kander and all our friends from the IPAT, the invitation. I'm so sorry that I cannot be. To be there with you today. I would like to, as you said, the session is called Artificial Intelligence. The project SmartER is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been developing in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, my colleague, Dr. Anjit Mohammed, who is a consultant, a clinical director at now is Huddersfield and Halifax NHS Trust, but he put the SmartER project in motion in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, minor injury units, et cetera, et cetera. So I don't know if I will have access to the presentation now online, and then I can start the presentation. I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Anyone from the technical? Dr. Fran, you can share the screen. Yeah, but I haven't got my presentation downloaded in my computer. I send it to you. Hang on, I can put it. Okay. I can put it. It says the... Okay, I think we need a few minutes for sharing Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Any chance to download my presentation? Dr. Fram, wait a minute, please. Yep. I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I would like to thank Dr. Buma and the other colleague that presented something that is innovation. And I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine with the use of artificial intelligence and machine learning. And I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys help us, because I think in the last years, we as emergency medicine physicians, we haven't had a lot of
technology at our disposal to help us to make decisions. And I think it's an exciting time. I hope that with projects like our project, like SmartDR, and everybody that is working in the world of artificial intelligence, we will be able to tackle some of the issues, you know, that we face sometimes in emergency departments, that we have to make decisions with not a lot of evidence-based and not with a lot of uniformity across the world. I think it's very interesting what the colleagues have presented, and we all have to probably in the future be very involved with this. Also, how legally, from the data protection laws point of view, that we can face the use of all this data that we are accumulating, especially if I'm allowed to show you the presentation is finally charged, because with the SmartDR project, we've been accumulating data for the last 4 years. As you know, the emergency department, usually across a nation, they see half of the population approximately in 1 year. So you can imagine the amount of data. Like how we're going to use. Obviously, there are the legalities of what can we do with that data, who that data belongs to. That belongs to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's a very exciting time, and I think those issues have been raised in the previous presentations. Those are issues that possibly from the healthcare point of view we have to tackle in the future, because how much is the privacy for the benefit of the population? That's my question. Sorry about this. I just sent in the presentation again. I don't know if you will be able to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but we just learned from the organizers that it's currently not possible to show the presentation of Dr. Moya, but this will be later in another session and will be announced. So for now, the session Artificial Intelligence, we both have to end, and we have to thank you very much for your contribution, for the speakers, and that you are such a good audience. Thank you very much indeed.
Sabah yaptım krep krep, ne güzel oldu bre bre, sardım yedim bre bre, kafam düştü direk direk, her yer olsa da kezban trek, yatamam evde yatak döşek, çıktım dışarı açtım trap, kafam şimdi fişek fişek, oh yeah, geceler cihan girli heceler, elit foşik turistler, sokaklar ve polisler, viski döküp sevişelim, Natalie diyor peşin alim, dedim tamam hadi canim, bizde küvet yoktu şaka bin, oh yeah, çılgın genç, bu iş öyle Rolex Range, sizin tayfa bitch bitch, bizim tayfa rich rich, oh yeah, çılgın genç, bu iş öyle Rolex Range, sizin tayfa bitch bitch, bizim tayfa rich rich, kel toş babana koş, trap böyle yapana hoş, la bebe koş la bebe Josh, siz bin dost ben Macintosh, Mandingo Normander, benim kamış Dolce, oturan diyor Mormin der, haterlarım o ç. Yeah, bu gece bizim böyle kafamız güzel, bizim hep kafamız güzel, böyle geziyoruz işte. Polisler hep peşimizde bizim, polisler niye peşimizde? Bebeler, bebeler. Cebinde yok kuruş, zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo Thanos'un, bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Ha, kazan kazan yok. Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yatarın yok. Oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın esesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Ha, kollarından öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstünde başımda kan izi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo Thanos'un. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Evet değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok dolu dolu geceye geç saatlere kadar devam eden çok önemli bilimsel faaliyetlerimiz var. Bunun dışında tabii sosyal faaliyetler de buna eşlik ediyor. Yani kongreler bir taraftan bilimsel tecrübelerin paylaşıldığı, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerinde birlikte işte insanlarla tanışıp bir yerde beraber çay içip veya sohbet etme imkanı bulduğumuz yerler. Ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde en kapsamlı uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalığı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Ricordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu. Yani acil servise başvuruların belki de en çok en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı en basit ağrı başkasının ağrısıdır.
Ya bu yanlış, çok yanlış. Bu insanca bir şey değil, değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene, kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının. Benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor. Duyumda problem yok yani değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Genel cerrahiler de özellikle akut batın tabii konusunda ağrın kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Peki burada benimle fotoğraf çektirdiğiniz Konya ekibi sizden başlayalım. Önder, ağrın ağrılacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet, bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet, vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kaslarım. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm, geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende. İstediğine göre hiçbir şey yapamazsın. Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünesin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısın? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı. Hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor, tamam mı? Hayatın kararmış ya. Yani o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun. Bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjeziyle yapıyoruz. Analjezide çok iyiyiz. O yüzden acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama COVID-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 65 yaş üstü evde hapis, yürümeye. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler, mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağını da açıklanması belki de gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi, stres oluştu. Ve bu COVID-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. COVID-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım.
Tabii COVID-19 bunu katladı. Bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem stres hem de stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri. Yani sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Mesela stres oluyor, başım ağrıyor diyoruz. Bizde bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya mesela Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyin de insan başı ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var değil mi? Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutmuş, neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle COVID-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman haberlerde duymuşsunuzdur. Boşanmalar arttı COVID-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamayı daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sedanter davranışın erişkinlerde yılda 126 dolar sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solun ağrımaya başlar. Yaş 35'te de yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemi